Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Tahsin Yete. Bu videoda sizlerle birlikte Dragon Quest'in hiç bahsedilmeyen bir konusundan bahsedeceğim. Hiçbir Türkçe YouTube kanalının bu içeriği çektiğini görmedim zaten. Tek ben çekiyorum bu oyunu. Neyse, konumuz bu değil, başla baylar. Bu videoda sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda sizlerle birlikte Dragon Quest'te ejderha kostümünün nasıl alınabileceğini, ejderha kostümünün ne işe yaradığını, ejderha kostümünün ne gibi avantajlar sağladığını bu videoda sizlerle konuşacağız arkadaşlar. İyi seyirler dilerim şimdi arkadaşlar, başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ejderha kostümlerini mesela örnek göstermem gerekirse boşluktan değil direkt okült var mıydı bu hesapta? Okült yoktu bu hesapta. Tamam, şimdi ben size o zaman karmanın üzerinden örnek vereceğim. Usta karma ejderhası arkadaşlar, bir dakika, bunları biliyorum, kusura bakmayın, bugün burnum tıkalı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ejderha karma ejderhası maske indir ve düşmanların ruhunun ışığını gör gibisinden bir sürü terimleri var. Ya abi saldım öyle, tamam. Karma intikamı rakibin saldırma 2 hasar veren tüm rakiplere sadece çarçurt. Ha, sürüklisi, vampir ayısı, vampir ayısı, vampir ayısı. Bunların iyi şeyleri gelmiş, aktif pasif diye. Bunları da açıklarım ben size. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Bunların da videosu gelecek bu arada. Öncelikle kendi ana konumuza odaklanalım. Her şeyi gören kötü ve her şeyi gören kahraman diye ikiye ayrılmış bunun bir kostüm var arkadaşlar. Edit kodunda kahraman görünümü dedin. Maske indir ve ruhundaki karanlığı gör diye. Mesela Kara Cuma'da, Black Friday'de de özellikle etkinliklerde bu çok geldi arkadaşlar. Kara Cuma'da gördüğünüz gibi. O Okült Titan'ın skin yeni geldi bu arada. Bu skin nasıl alırsınız? Kutsal Kutup Büyücülerini, Premium Madara ve Tekrar Okült özelliklerini toplayarak Okült Titan ve yeni beceri görünüm ışıklarını ödülleri elde et demiş. Burada gördüğünüz gibi çarpı 2 kalkan veriyor sizlere. Öncelikle ejderha kostümleri ne işe yarar arkadaşlar? Ejderha kostümleri biraz da pay-to-win olan oydu. Daha çok pay-to-win yapıp içine sıçmak istenen bir mevzu. Yani size şöyle açıklayayım arkadaşlar. Ejderhalarınızın bir özelliği varsa onu ikiye katlıyor. Mesela atıyorum ejderhanızın iki titan gibi kalkanı var. İki titan kalkanı yapıyor. Saldırıları daha güçlü oluyor. Daha güçlü oluyor kısacası ejderhanız öncekinden. Yani Zula'daki silah skin takma mantığı gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bunun amacı tamamıyla o yani. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şimdi ben savaş yaparken arkada bu durumda sizlere de bunu anlatmaya çalışacağım işte. Şimdi arkadaşlar öncelikle nedir diye başlayalım arkadaşlar. Bu ejderhalarınızı güçlendiren bir skin, yani materyal, yani bir kostüm sizin ejderhanızı güçlendirir arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Mesela ben kara delik vurdum buna. Bunu saldırı hasarı 72 bin. 83 bine çıkıyor. Ya da daha güçlü vurmasını sağlar önceki saldırıdan. Hani bu özellik tamamıyla bundan ibaret arkadaşlar. Yani saldırılarınızın, ejderhanızın canının, saldırılarınızın daha güçlü olmasını sağlayan bir özelliktir arkadaşlar kostümler. Bu kostümler dediğim bu şekildedir. Bir ejderhanın özelliği varsa onu çarpı 2 yapar. Bir ejderhanızın, atıyorum, daha böyle güçlü bir ejderhanızı daha güçlü yapar. Canını daha çok arttırır gibi gibi bir sürü şeyi var, özelliği vardır arkadaşlar. Sizlere onu da söylemeden edemeyeceğim öncelikle de. Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Karma yin yapmam lazım şu an, gerçekten çok lazım. O karma yin olmadı ya. Give me one second please. Bu saldırılar niye olmadı? Bir dakika, benim beynim durdu hocam, bir saniye. Şöyle yapsak kozmik yanma yapalım. Bakalım kaç vuracak. Güzel, 205k vurdu. Beni de yükten kurtarmış oldu kardeşim. Zamanın dışından yapalım sana. 180k kritik vurdu ama öldürecek de. Zaten taşla ben geri çağıracağım, bu sıkıntı yok. Bu kostümden nasıl alınır peki? Şimdi öncelikle arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Bu kostümler nasıl alınır? Bu kostümler arkadaşlar, şimdi sizin elinizde iki tane seçenek var. Bir tanesi gerçekten para yatırıp almak. İkincisi de arkadaşlar ya bir para yatırıp alacaksınız arkadaşlar. İkincisi de paslardan alabilirsiniz arkadaşlar. Paslarda, pardon, para yatırarak mevzuna in. Ben hemen açıklayayım, biraz karıştık onu. İki yöntem var demiştik arkadaşlar. Bir, ücretsiz alınan ejderha kostümleri. İki, paralı alınan ejderha kostümleri. Şimdi ücretsiz alınan ejderha kostümleri yazgının kostümü gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Mesela yazgının kostümü siz ücretsiz alabilirsiniz. Hero yarışı tur atlayarak, oyunu oynayarak, kasarak adalarda sizi ejderha kostümü veriyor mesela. O ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında başka nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? Yine ücretsiz alamazsınız. VIP hero'larım var. Ücretsiz sadece VIP hero'ların altındaki yazgı ejderhaları gibi ya da başka bir yüksek ejderha, anlatıyorum, yüksek bla bla yüksek B ejderhasının kostümünü o şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ejderha genel olarak kostümleri zaten böyle alabilirsiniz. Hero yarışlarında, etkinliklerde, özel ödüllerde de bazen şans eseri düşebiliyor bu ejderha kostümleri. Ama bana kalırsınız arkadaşlar, pas alıp zamandansa böyle almak daha mantıklı geliyor bana da.
O yüzden de sizlere de bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bana kalırsa hero yarışından kasarak da alabilirsiniz. Yani ejderha kostümleri hero yarışından kazanılarak alınabilecek bir özelliktir ejderhalarınız açısından. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar geçmeden hemen. Onun dışında arkadaşlar başka ne vardı? Bu ejderha kostümleri sizin ejderhalarınızın canını arttırır, özelliklerini arttırır. Ölmesini daha da zorlaştırır, daha da güçlendirir. Bunu almanın iki tane yolunun olduğundan sizlere bahsettim zaten daha deminki videoda. Ve bana sorarsınız arkadaşlar bu oyunda ejderha kostümlerini almalısınız. Eğer bu oyunun devamlı bir oyuncusuysanız ve sürekli oynuyorsanız ve zevk için de para yatırıyorsanız arkadaşlar para yatırarak da bu paslardan, Black Friday etkinliklerinden alabilirsiniz arkadaşlar. Bana kalırsa alın. Hani oyun zaten ejderhalarınızın güçlü olmasını istiyorsanız bana kalırsa almak zorundasınız arkadaşlar. Ben almıyorum çünkü benim ihtiyacım yok. Ben devamlı bir oyunun oyuncusu falan değilim. Hani bu sebepten ötürü de almak isteyen kişinin tamamıyla kendi tercihine kalmış bir şeydir arkadaşlar. Almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Ejderha kostümlerinden açıklayacağım şeyler bu kadardı arkadaşlar. Ek olarak da bazı nadir ejderhalar da şey ekleyebiliyor arkadaşlar. Special skills, özel saldırı dediğimiz ejderhaların birbirine saldırırken kullandığı yetenekleri arttırıldığı görülen. Mesela kozmik yanma gibi özel saldırılar ekleyen bazı skinlerde mevcuttur arkadaşlar. Haberiniz olsun yani onları da ekliyordur yani. Onu da söylemeden edemeyeceğim dostlarım. Aklınızda bulunsun. Yani onları da ekleyebiliyorsunuz aynı zamanda. Bunları toplamak için de etkinliklerden de bazen verebiliyor arkadaşlar. Bir hero ve bir kostüm olmak üzere etkinliklerden de ejderha kostümü verilebiliyor. Etkinliklerde free almanın bir yolu arkadaşlar. Tabi pasla etkinlikler genellikle ücretli oluyor. Ücretsizler bu kadar arkadaşlar. Ücretsizlerde çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Onu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Başka bir türlü almak isterseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Discord sunucumuzda açıklama kısmında bulunmaktadır. Teşekkürler atarak ve üye olarak da benim kanalıma destek olabilirsiniz. The Orange, Can'a, Artimener'a kanalıma üye oldukları için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Desteklerinizi çok seviyorum. Kusura bakmayın. Videolarda isimlerinizi okumam gerekiyordu. Fakat okumayı bazen unutabiliyorum kafamda çok fazla şey olduğu için. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hani bu şekilde de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Mevzu bu yani. Onun dışında mesela bana kalırsa ejderha kostümleriyle verebileceğim bilgiler sizlere bu kadardı arkadaşlar. Onun dışında bir sonraki videomuzun konusu yemek üreten ejderha türleri olacaktır. Onların da videosu zaten yarın gelir. Bu şekilde de arkadaşlar hani şey yapabilirsiniz. Aynı şekilde devam yani. Onun dışında ejderha kostümleri de bu kadardı arkadaşlar. Hem pasta alınabiliyor hem normal alınabiliyor. Bir sıkıntı yok yani o konuda. Aklınız rahat olabilir. Onun dışında sormak istediğiniz bir soru varsa Instagram'ın kullanıcı adım açıklama kısmında vardır. Onun dışında zaten yapılacak çok fazla şey kalmadı. Ejderhalarımızdan türden şuradan legendary olanları bir çıkarmak istiyorum. Legendary'den karışık madde. Gerçi bunların çoğu yok bizde. Şunu kullan. Bu da kuluçkada yumurta varmış. Hemen onları da bir çıkartmak istiyorum. Ya da çıkartmadan önce şunu harcayayım diyeceğim. Bunu harcayamam. Şöyle yapalım hemen. Şurada neler varmış? Bizim Legendary'lerimiz varmış. Bunları bir yerleştirelim biz şöyle hemen. İkinci hesabımdayım arkadaşlar. Hemen şöyle besleyelim şunu da. Beslerken de muhabbet olmuş olur arkadaşlar. Bir sonraki videomun konusu da zaten diğer ejderhalar ile alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin o konuda da planlarım, fikirlerim mevcuttur yani. Şunları hemen yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde doğa ejderhamız. Ejderha türlerimiz de artsın zaten uzun zamandır da ejderha türlerimiz artmıyordu. Depodakileri fulleyelim arkadaşlar. Boşluk ejderhası da zaten ulu boşluk ebedi de benim ilk heromdur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Çok güzel bir herodur kendisi. Çok tatlı hanımcık bir herodur. Hanım mı bilmiyorum artık yani. Onun dışında çok da bir şey yok. Evet, tam ejderhasını ilk defa görüyorum bu ejderhayı. Bu ejderha çok güzel, çok tatlı bir ejderha arkadaşlar. Sevdim kendisini. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Güzel. Şunu da koyalım. Şimdi başka neyimiz varmış? Şuradan buz yaratık ejderhamızı da legendarimizi de alalım. Koyalım bakalım. Güzel bir şekilde geldik. Şimdi seni de besleteceğim abi. Direkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam, bunu da güzel bir şekilde yerleştirdik arkadaşlar. Yerleştir dedim. Kurnaz ejderhada en sevdiğim Dragonlance'in marka üzerinden bir ejderhasıdır. Bunu da yerleştirmemen zaten bu videoda anlattım sizlere ejderha kostümü nedir, nasıl alınır. Free de alınabiliyor arkadaşlar.
Aynı şekilde merak etmek istediğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa da açıklama kısmına Instagram adresim bulunmaktadır. Bana oradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Hesaplarınız da, güçlü hesaplarınız da, güçlü ejderleriniz de varsa oynamamı da istersiniz arkadaşlar. Aynı şekilde hani yine şey yapabilirsiniz. Bana ulaştırabilirsiniz. Sorun olmaz yani o konuda. Seni satmayacağım, seni şuraya koyacağım. Çünkü sizin ürettiğiniz altınlar benim çok işime yarıyor. Zalim ejderha benim. Hemen besleyelim şöyle. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 20 oldu. Güzel. Videomuz kaç dakika olmuş ben bakayım hemen. 10 dakikamız dolmuş arkadaşlar. Ben yine ejderhalarımı hemen şuradan. Siz de tabii fazla uzun video istediğiniz için ben hemen şuradan Legendary olanları bir çıkartmak istiyorum. Depodan tür ejderhalar. Burada keşke böyle şuraya bir arama menüsü daha getirse ufak kutucuk böyle legendary bulmakla uğraşmasak. Daha iyi olur. Şöyle yapalım, akrilik koyalım. Depomuzdan diğerlerini de legendary açılış videosu için bu kadarlık. Karşı maddeyi de koyalım. Yeterlidir diyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın demediden önce. Ben direkt şuraya bir fight'a gireyim de ondan sonra abi devam edelim. Ondan sonra hemen bir şöyle bakalım başlayalım. Bir hava darbesiyle başlayalım bakalım. Selam abi, ne yapıyorsunuz? Şöyle bir zaman çalma da yapalım. Ekstra tur vermesine gerek. Aslında bu hız özelliğinin birazcık hani şu saldırıyı da etkisiz kıldığını söyleyebilirim. Çünkü ejderha her türlü yüksek ve ilk ben vuruyorum. İlk ben vuruyorsam da zaten hani hız güncellemesi çok da bir bu saldırıyı etkilediğini düşünüyorum yani. O zaman bir anlamı kalmıyor oyunun yani abi. Full saldırı bende, niye bütün ejderhalarım benim 70 level çünkü al. İstediğim gibi vururum kanka. İstediğim gibi vururum yani böyle. Hani çok da bir şey değişmiyor. Yani al bak, benim hızım daha. Ağla yani. Ağla diyorum. Ağla kardeş. Şimdi bir turumuzu da çekelim şöyle kardeşim. Bir hava darbesi de yapalım bakalım. 144K. Burada bir yazgı kostümü varsa bir bakalım ya. Merak ettim. 60 level yazgı var mıydı bu hesapta da? O diğer hesaptaydı. O şey Apo'nunkindeydi galiba. Bak, kafam karışıyor benim ya öyle çok. Hava darbesi de yapalım. 139K güzel bir şekilde vurduk. Zaferimizi de isteyelim. Taşımızı da alalım. Bakalım yazgı da var mıymış, bir merak ettim onu. Oğlum ben niye enayi gibi karma kullanıyorum ki? Burada zaten 55 level bir hero var. Bakayım yazgının skini var mı? Yazgının skini yokmuş. Selamlar canım. Bir şöyle sana bir 418K çakalım güzelinden. Bir elektro top da yapalım. 96K'da vurduk, sen geldin. Sana da bir elektro top vuralım. 104K güzel bir şekilde geldi. İstedik arkadaşlar. Şöyle alalım, senede de bir telefonumdan aşkın deposuyla alakalı bir şey gelmiş. 245K çaktım. Zaman çalma yapalım. Bir sonraki videonun konusu ejderha türleriyle alakalı olacak. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videonun konusu gayet güzel. Eğer beğenmediyseniz de beğenin arkadaşlar. Güzel içeriklerimiz devam ediyor. Gelmeye tam gaz. Vuy. Şöyle bir hemen tekrar bir savaşlarımıza girelim. Bakalım bakalım bakalım. Çift rebound çakalım hocam. Gekdras ile bir 500K kritik garantili. Sana da bir zaman çalma yapıp ekstra turumuzu da alalım kardeş. Sonra da bir hava darbesiyle yapalım. Ondan sonra bir daha bir kader ezmesi yapalım yani bakalım abi. 117K tertemiz girdi bu arada. Pas yaptı. Hemen seni geri çektim. Şöyle bir elektro top yapalım abi. 186K'da vurmuş olduk. Tertemiz bir şekilde aldık seni de. Tamam abi, bir videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı ve bay bay.